Yeni bir mecradan merhabalar. Yeni mecra Ankara'da ama Kaz Dağları'na uzandı. Kaz Dağları'na konuk oluyoruz. Kaz Dağları'nda 300 gündür eylem yapan ekolojistler var. 300 gündür maden şirketlerine karşı durmaya çalışan, oradaki doğanın katledilmesine karşı mücadele yürütenlerle birlikteyiz. Onlara mikrofonu uzatacağız. Onları ekranlara getireceğiz. Şu anda karşımda Ferzan Aktaş var, Sema Demir var, Ulaş Baş ve Yılmaz Doğan var. Kolay gelsin, 300 gündür oradasınız. Öncelikle nasıl gidiyor? Özellikle pandemi döneminde kendinizi oraya hapsettiniz. Gelenlere de sizi de yol vermediniz. Ama madencileri göndermek istiyorsunuz. Önce günlük hayat nasıl gidiyor? Oradan başlamak isterim. Teşekkür ederiz. 301 gündür burada nöbetteyiz. Pandemi günlerinde burada olmak özellikle büyük bir avantaj. Doğanın içerisindeyiz. Kendimizi izole ettik. Nöbete katılmak isteyen birçok arkadaşımız oldu ama onları geri çevirmek zorunda kaldık bu süreçte. Hem nöbetimizin devamlılığı açısından hem de kendi sağlığımız ve Alamos'u buradan göndermek istediğimiz için özellikle çok dikkat ederek ilerledik. Bu kadar aslında. Şimdi Peki, dün bir kampanya başlattınız. 300. gün dolayısıyla ve 209 kurum kuruluş destek veriyor. Alamos Gold Kaz Dağları'nın tahliye edilsin diye. Nedir? Ruhsat durumları nedir? Onların orada çalışmasının hukuki zemini kaldı mı? Biraz oradan başlayabilirseniz daha sonra diğer konulara geçelim. Şimdi şöyle, biliyorsunuz 26 Temmuz'da geçtiğimiz yaz bir nöbet başlamıştı. Hukuki süreçten artık olumlu bir dönüş alınamayınca ÇED raporlarının iptal edilmesi istenmişti o zaman. Yaklaşık 10 yıldır süren davalar vardı. Fakat sonuç alınamayınca 26 Temmuz'da bir nöbet başladı. Bugün de 301. günü. Yoğun kamuoyu tepkisi ve bu nöbetin varlığıyla geçtiğimiz 13 Ekim'de şirketin 10 yıllık işletme ruhsatı doluyordu ve yenilenmedi. Bu kamuoyu baskısı sebebiyle. 13 Ekim'den bu yana 7 aydır yaklaşık şirket ruhsatı olmadığı halde alanda varlığını devam ettiriyor. Biz de Aktif bir çalışması var mı, yoksa orada sadece tesisleri duruyor mu? Durum nedir? Şimdi şöyle, aslında hiçbir yasal olarak hiçbir işlem yapamazlar ruhsatları olmadığında. Yani tek bir kazma, bir şeyi yeni bir yere hareket ettirme gibi bir şansları yok. Fakat 10 çekimden sonra iki kere ağaç kesimine devam edildi. Biz bunları belgeledik. Yetkili kurumlara şikayetlerde bulunduk, duyurusunda bulunduk, ifşa ettik ve o kesimler de durdu. Yani bizim burada olmamızın böyle de bir sorumluluğu var. Burası öyle bir bölge. Çok yanından geçerken görebileceğiniz bir şey değil, dağın arka tarafında çünkü. Buna rağmen ağaç kesimi yapıldı. Suç duyurusunda bulunduk ama henüz bununla ilgili bir sonuç alamadık. Normal, Bekliyoruz. Şu anda başka bir çalışma yok. araya gireceğim. Normal koşullarda ruhsatsız bir şekilde yapmış olduğu bu çalışmayı kamu görevlilerinin durdurması ve onu takip Evet. etmesi gerekiyor. Ama siz mi yürütüyorsunuz? Maalesef biraz öyle. Biz bunu Orman Bölge Müdürlüklerine şikayette bulunduk. Yani şirket de diyor ki biz kesmiyoruz, Orman Bölge kesiyor. Orman Bakanlığı işte müdürlükleri kesiyor diyor. Yani biraz topu oraya atıyorlar. Biz yapmıyoruz diyorlar. Zaten öyle işliyor. Yani madene verildiğinde bir alan orman kendi eliyle kesimi yapıyor, sonra madene teslim ediyor. Burada da yine aynı şey oldu ama dedik ki ruhsatı olmayan bir yerde siz böyle düz kesim yapmanız hukuka aykırı. O yüzden de durdurdular zaten. Şimdi şöyle, biraz öyle oluyor. Biz doğayı, ağaçları koruması gerekenlerin Orman Bölge Müdürlükleri olduğunu bilerek büyütüldük hepimiz çocukluğumuzdan beri. Fakat burada biraz farklı durum. Maalesef biz sanki onların yerine ormanı korumak zorunda kalıyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Ferzan Hanım, şimdi sizin yapmış olduğunuz açıklamada bütün o bölgenin parsel parsel ruhsatlandırıldığı ve çeşitli maden şirketlerine tahsis edildiği,
veya satıldığı söyleniyor. Şu anda aktif olarak çalışan bir maden şirketi var mı? Evet, buranın Alamos Gold'un ruhsatı durmuş durumda, çalışma da durmuş durumda ama tahliyesini istiyorsunuz. Başka şirketler çalışıyor mu o bölgelerde? Şimdi şöyle, Çanakkale'de Lapseki'de TÜMAT madenciliğe ait çalışmakta olan maalesef bir altın madeni var zaten. Fakat Kaz Dağları üzerinde henüz böyle siyanürlü liçiyle işletmeye geçmiş bir maden yok. Ondan sonraki en büyük proje işte bu Kiraz Dağı ağaç kesimi yaptıkları bölge, Kaz Dağları ekosisteminin bir parçası olan. Fakat bizim bildiğimiz 40'a yakın sadece altın metal madenciliği var, ruhsatlandırmış bildiğimiz. Ama birkaç ay önce milletvekilleri sorunun önergesi vermişti ve 120'nin üzerinde daha ruhsatlandırıldığı, tam olarak nereleri olduğunu bilmiyoruz maalesef. Kaz Dağları üzerinde madencilik projeleri var. Yani bunların hepsinin hayata geçmesi demek Kaz Dağları'nın sonsuza kadar yok olması anlamına geliyor. Çünkü biliyorsunuz bu projeler, madenciler başka türlü iddia ediyor ama örneklere baktığımızda da göreceğimiz gibi hemen kendi kendine yerine gelmiyor ekosistem. Hatta 100 yıl boyunca, 150 yıl boyunca zehir saçmaya devam ediyor bu topraklar çalışmanın yapıldığı yerden. Evet. Bizim de talebimiz bu Kaz Dağları üzerindeki bu kadar, yani Kaz Dağları koruma altına alınması gereken bir ekosistemken neden bu kadar madencilik projesine verilmiş bu ruhsatların iptal edilmesini talep ediyoruz ve Kaz Dağları'nın koruma altına alınmasını talep ediyoruz. Peki bir de maden şirketleriyle yöre halkı arasında böyle devletin çöp çatanlık yaptığına dair bir o anlama gelen bir takım şeyleriniz var. Açıklamalarınız var. Yol veya gölet veya su bentleri falan yapma konusunda. Nasıl işliyor maden şirketleriyle yöre halkı arasındaki ilişki? Maalesef bu şirketin Kaz Dağları'nın gelişi yeni değil. 2010 yılında ilk ruhsatlarını almışlar. 2010 yılından beri gelmeye deniyorlar. Zaman zaman gelmişler zaten, buranın yerli köylüler biliyor aslında nasıl bir zehir olduğunu, siyanürün, altın madencilerinin ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorlar. Ancak bu senelerde girebiliyorlar çünkü artık ekonomik kriz, tarımdan geçinememek, gençlerin şehre göçüyle biraz mecbur kalmışlar gibi. 10 yıldır da bu şirketler neredeyse her ay gidip bu köylere işte sosyal tesis yapıyorlar. Çok az haneli kalmış köylere bile yollarını yapıyorlar, para veriyorlar. İşte son günlerde bu gündem oldu. Ramazan kolileri dağıtıyorlar insanlara iyi görünmek için. Aslında yerlerinden edecekler, topraklarını elinden alacaklar. O çiftçiler hiçbir şey yetiştiremez hale gelecek maalesef. Örneklerini Pasta'da görüyoruz, bugün Balya'da görüyoruz. Hala zehir saçıyor o topraklar ve ürün yetişemez hale geliyor maalesef. Böyle bir durum uygulanıyor. Keşke böyle olmasaydı. Aslında çok verimli topraklar Çanakkale, biliyorsunuzdur. Her türlü şeyin yetiştiği. Türkiye'ye bir sürü tarım ürününün buradan gittiğini biliyoruz. Çanakkale domates, hayvancılıkta da öyle. Maalesef muhtaç kalıyor buradaki insanlar. Evet. Siz maden şirketinin tahliye edilmesini istiyordunuz ama fakat alınan bir takım kararlar vardı. Gerçi yeni mecrada haberini yaptık. Sizin tahliyeniz yönünde bir takım kararlar, girişimler oldu ve cezalar vardı. Biraz onu açabilir misiniz? Şimdi şöyle, zaten bu en son salgınla ilgili gelen cezalardan önce de yazın valiliğin verdiği emriyle işte ve valiliğin yasaklamasıyla ormanlarda çadırda kamp yapmayı yasakladı. Onunla ilgili de zaten birkaç defa ceza yemiştik burada 3-5'er kere. En son da İl Umumi Hırsı Sağ Kurulu ormanlarda piknik yapmayı, konaklamayı, salgın gerekçe gösterilerek tabii ki ve drone uçurmayı yasakladı. Şimdi bunu bize Orman Müdürlüğü'nden gelen memurlar tebliğ etti. 270. günüydü sanırım nöbetimizin. Buna istinaden alanı tahliye etmemiz istendi. Ama dedik ki maden şirketinde de hala güvenlikler var, içeride insanlar var, onlara yapıyor musunuz bunu? Yok, onlara bir şey yapmıyorlar. Onlara herhangi bir tebligat yok. Bunun üzerine biz de itiraz edeceğiz dedik. Çünkü biz zaten burada kendimizi izole ettik. Bu kadar az sayıda kalmamızın sebebi de o. O sırada burada olan arkadaşlar olarak izole ettik ve
çok da nöbete katılmak isteyenlere bulaşma riski olmasın. Biz sizin yerinize nöbete devam ediyoruz. Bu süreyi böyle atlatalım demiştik ve bundan jandarmanın da haberi vardı. Yereldeki insanların da haberi vardı. Buna rağmen böyle bir tebligat yapıldı. Sonucunda da bir 15 gün sonra da kişi başı günlük 3180 liralık ceza, bu kurala uymadığımız için ceza kesildi her birimize. Dörder gün üst üste kişi başı 13 bine denk geliyor. Toplamda 57.240 lira. Siz piknik yapıyorsunuz diye verilen ceza öyle mi? Evet, öyle algılanmış. Peki. Şu anda kampanya yürütüyorsunuz. Yoğun bir şekilde sosyal medyada da yürüyor. Bu anlamda bir farkındalık çalışması yapılıyor. Temel talepleriniz nelerdir? Biraz onları özetleyebilir misiniz? En büyük talebimiz bu ruhsatı 7 aydır yenilenmeyen ama neden hala burada varlığını sürdüren, yani şirketin buradan gitmesi öncelikle, ki alan rehabilite edilsin. Zaten erozyon başladı. Yani burası erozyon önleme sahası iken buraya maden yapılmaya çalışılıyor. Kaldı ki burası Atikhisar Barajı vardır. Çanakkale'nin tek içme ve kullanma su kaynağı. Burası da onun su havzası üzerinde. Yani buradan burada yağan yağmurlardan, süzülen derelerden, yeraltı sularından o baraj doluyor. Yani o baraja ulaşıyor. Burada siyanürlü bir işletme yapmak, siyanürlü içiyle altını ayrıştırmak demek. Ki dünyada maalesef çok da örneği var böyle kazaların. Atikhisar Barajı'nın ağır metallerle ve siyanürle zehirlenmesi demek. Yani 180 binden fazla insanın zehirlenmesi anlamına geliyor. Bırakın kurdu kuşu, ağacın yaşam hakkını. Biz bu tehlikeyi anlatmaya çalışıyoruz insanlara. O yüzden burada madencilik yapılamaz diyoruz. Ki Kaz Dağları ekosistemin korunması gereken bir bölgeyken, dünya için çok önemli bir yerken, bu projelere neden burada yer veriliyor ki çok da yüksek bir tenör değeri yok. Biliyorsunuz Kanadalı bir firma bu. Burada ucuza geldiği için işçilik, teşvikler vesaire burada bu altını çıkarıyor. Yoksa çok matah bir altın da yok bu dağlarda. Bizim en büyük talebimiz bu şirketin buradan ayrılması ve alanın acilen ekolojik olarak rehabilite edilmesi. Çünkü erozyon başladı, erozyonun önlenmesi gerekiyor. Daha fazla çölleşme olmaması gerekiyor. Sonrasında Kaz Dağları üzerindeki diğer projelerin iptal edilmesini, geri çekilmesini istiyoruz. Yine bütünsel olarak Kaz Dağları'nın koruma altına alınmasını istiyoruz. Çünkü çok küçük bir alan sadece milli park ilan edilmiş durumda ama aynı ekosistem bütün Kaz Dağları'nda, bir silsile biliyorsunuz çünkü sadece bir dağ değil, devam ediyor. Aynı endemik türler de var. Fakat sadece çok küçük bir alanı milli park kabul ediyorlar. Bizim talebimiz tamamıyla koruma altına alınması gerekiyor. Maden yasasının aslında bu şeylerin yaşanmasına yol açıyor. Maden yasasının yönetmeliğin çevre örgütleriyle beraberce oturulup konuşulup tekrar düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun dışında bir de bizi haksız olduğunu düşünüyoruz, hukuksuz olduğunu düşündüğümüz cezaların geri çekilmesini istiyoruz. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Nöbet sürecek. Hayat normalleşmeye dönünce yeni ekolojistlerin oraya gelip nöbet tutmasının yolu açılacak mı? Nasıl bir planlamanız var? Şimdi bunu kontrollü yapmayı düşünüyoruz. Öncelikle dışarıda zaten bize destek olan bir sürü arkadaşımız var. Yalnız değiliz. Bunu konuşuyoruz. Nasıl hem salgın için kontrollü olur, bir herhangi bir bulaşmaya yol açmaz. Bunları konuşuyoruz. Zaten duyuracağız sosyal medya hesaplarımızdan. Bir de bugün bu imza kampanyamızı Change.org üzerinden herkese açtık. Herkes imza verebilir. Herkesten imza verip destek olmalarını bekliyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Cezalar için de geçmiş olsun. Bir kamerayı etrafa gösterebilme imkanı var mı? Tabii. Bir saniye. Bir Kaz Dağları'nın gelemedik ama izleyicilere gösterebilmek açısından
kamerayla o ağaçları, o doğayı görelim istedim. Şu anda görünüyor değil mi? Şu karşı evet, tepe. Evet, görünüyor gerçekten. Güzel, evet. İnanılmaz güzel yeşil bir alan. Evet, şu üst tarafını görüyorsunuz. Orası kesilmiş olan alan. Buradan nöbete başlandıktan sonra bu tarafın kesimi bırakıldı. Hani nöbetçiler var diye yapamazlar. Arka evet, tarafı yapıyorlar. Tıraşlanmış durumda. Evet. Evet. Bu tepe zaten Balaban Tepesi. Bu tepeyi komple patlatıp işte altını buradan çıkarmaya çalışacaklar. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Tekrar. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. İyi günler, sağ olun.